Hocam merhaba sevgili dostum. Nasılsınız? Teşekkürler. Ne var ne yok? Vallahi hocam iyiyiz biz. Yaramaz bir şey yok. Gayet iyiyiz. Artık sohbetlerimizi özlüyoruz. 6. programımıza geldik. Evet. Sizinle sohbet etmek çok güzel hocam ya. Çok teşekkürler hocam. Bilmukabele. Geçen günkü Zoom yayınındaki bizim şirketimize özel yapmış olduğunuz sunumda, konferansta çok keyif almış arkadaşlar. Problem çözmek. Evet, ben de keyif aldım. Karşılıklı evet, duygular bulaşıcıdır hocam. Evet. Sizden duygular yalnız, karşıya geçer hocam. İkincisini bekliyoruz hocam. Tabii mutlaka, devam ettirelim. İkincisini bekliyoruz sizden. Çocuklar kitabımızı da imzalı arkadaşlara ileteceğiz. İleteceğiz bu kitabı. Hoca o kadar hoca çocukların söylediğini söylüyorum size. Çalışanlarımızın çok söylediğini söylüyorum. Hoca o kadar mütevazi, o kadar sıcak, o kadar soru sormaya teşvik edici anlattı ki yani sanki bir dostumuzla, bir abimizle sohbet ediyormuşçasına konuştu bizimle diye ilettiler. Bunu size özellikle iletiyorum hocam. Teşekkürler hocam. Zaten önemli olan bu içtenlikli duyguyu yakalayabilmek karşılıklı. Evet. İşte Instagram'da da yüzlerce, 200'e, 300'e kapatıyoruz çoğu zaman. Ne güzel. En sonunda sayıyı gösteriyor. YouTube'daki yüklediğimiz videolar da 2000'lere ulaşıyor tıklanmaları. Yani ilk başta bile böyle fark edilmesi çok iyi. Müthiş. Önümüzdeki yıllara yönelik bir üniversite eğitimi gibi bizim format biliyorsunuz zaten. Hocam bir tane üniversite kuralım sizde. Kurarız hocam. 50 programımızı izleyen vatandaşlar 100 tane de kitap okuduklarında yüksek lisans mezunu olmuş ayarına gelecekler. Hocam o zaman İsmet Galip, Yolcuoğlu, Ufuk Coşkun imzalı bir diploma veririz onlara, arkadaşlara. Hocam güzel bir isim buluruz yani. Böyle semt ismi mi olur artık? Üniversitelere gidiyor. Güzel gidiyor bazen. İyi bir isim bulmak önemli yani. Evet, evet. İsim bulmak önemli. Evet hocam, bugün ne konuşacağız? Hocam bugün keyifli bir sohbet edeceğiz. Fyodor Dostoyevski ve bizim Tolstoy, Lev Tolstoy, Rusya'nın en büyük iki yazarı. Onları konuşacağız. Bu Dostoyevski şu 1000 kitap, burada bir 5 sayfalık bölüm de yazmışım ben. Unutmuştum onu. Kurcalarken son anda hocam, fark ettim. Sizin bu 1000 kitap Google gibi bir şey herhalde. Google gibi bir şey. Yani hocam filozofları genelde yazdım. Buradan çok konuşacağız. Bu 2020 sonuna kadar olan programımızda buradan çok konu başlığı var. Albert Camus da vardı burada. Onu ilk programda konuşmuştuk. Onun için buradan malzeme çok. Not alarak okuduğumuz için hocam kitapları. Şöyle gösterelim. Evet hocam. Buyurun hocam. Büyük defterlere not alarak okuyoruz. Yarın da bir Skype yayını yapacağız. Büyük dünya tarihini konuşacağız. Şöyle 10 tane kitabın özetini konuşacağız. Böyle 1000 sayfa. Hocam peki o yarınki Skype'yi izleyicilerimiz canlı izleyemeyecekler değil mi hocam? Canlı izleyemiyorlar çünkü oradan Skype'yi galiba çok kişiye açık olmuyor yani. O uygulaması olan varsa olur, belki izlenebilir. Ama şeye yükleyeceğiz hemen. YouTube kanalından izleyecekler galiba değil mi? Takip hocam edebilir. 2 saatlik bir program olacağı için Instagram'a sığmaz. Oradan yapacağız onu. Anladım hocam. Peki. Hocam niye Tolstoy ve Dostoyevski diye sormak istiyorum yine. Hocam şimdi Dostoyevski ile başlayalım. Şöyle bir evet, kısa bilgi vereyim giriş bilgisi olarak. Şimdi 1821-1881, 60 yıl bu yeryüzüne konuk olmuş bir adam. Fyodor Dostoyevski. Atatürk doğduğunda ölmüş. Hep eziyetli bir yaşamı var. Şimdi bu şeyleri kurcalarken onunla ilgili, tabii biz buraya şeyleri getirirken onlarca kitap, makale inceliyoruz, okuyoruz. Böyle mutlaka kendi süzgecimizden geçiyor. Şimdi burada çok kimsenin gözüne takılmayan önemli noktaları buldum. Örneğin bu Dostoyevski'nin babası subaylıktan emekli bir cerrah. Fakat yoksul hastanesinde çalıştığı için çok düşük geliri olan bir adam. Dostoyevski yapan adam bu babası. Ama olumsuz anlamda çok otoriter. Abartılı derecede otoriter. Abartılı derecede cimri. Ve abartılı derecede sinirli. Hatta ciddi ruhsal sorunları olan bir adam. Alkolik diye biliyorum ben hocam. Alkolik de var mı? Alkolik, azılı bir kumarbaz.
babası. Ha, Gogol kumarbazı, evet. Dostoyevski de öyledir. Kendisinde bir kumarbaz diye kitabı var. Mutlaka tavsiye ederim. 2 saate bitirirsiniz. Çok akıcı bir metin. Bilmiyorum okudunuz mu? Okumadım hocam ben. Onu okumadım. Hocam mutlaka sıraya alın. Alayım. Kendini yazmış. Şimdi göreceğiz nasıl bir kumarbaz olduğunu. İflah olmaz bir kumarbaz Dostoyevski. Keşke de iyi ki öyle olmuş. Bütün eserlerini önceden para aldığı için yazmak zorunda kalmış. Kalmış. Yani, evet, borçtan dolayı yazmış değil mi? Yayıncıdan para almış. Dolayısıyla o kumarbazlığı ve mali olarak batmasından dolayı üretici olmuş. Yazmak zorunda kalmış sabahlara kadar. Evet. Şöyle bir noktayla girmek isterim. Aile 06'da kalkıyor sabah. Kahvaltı yapılıyor. 8'de baba hastaneye gidiyor. Çocuklar derslerinin başına oturuyor. Disiplin 100.000, 2.000 seviyelerinde. Abartılı bir disiplin evde. Yani askerlik disiplin hikaye yani. Böyle bir baba. Korkunç bir otorite. 12'de geri geliyor. 2 saat uyuyor baba. Cerrah baba. Yoruldu ya hastanede. 2 saat uyurken evde çıt çıkmıyor hocam. Evet. Rutinleri böyle. Öğlen yemeğinde ev ölüm sessizliğine bürürdü diyor kayıtlarda. Ondan sonra akşam geliyor baba, biraz daha mutlu, yemek yiyorlar. Sıkı durun. Dostoyevski'yi bu hale getiren gelişme bu. Şimdi o zaman böyle Netflix mi var, televizyonlar mı var, film mi var hocam? Kanal mı var? Hiçbir şey yok. 1830'lardan bahsediyoruz, 25'lerden bahsediyoruz. Baba bütün aileyi, abisi var Mihail. Babasının adı da Mihail. Hepsini topluyor baba, annesini, çocukları. Hocam bağlantı sorun var mı? Sizin oradan internet zayıf. Zaten görüntüde bazen şey yapıyor. Hocam bulunduğu yerde internet çok iyi çekmiyor. Hocam şu anda nasıl? Şimdi iyi hocam. Benim kütüphane gibi orada zayıf çekiyor diye salonda çekiyorum ben. Daha net burada. Sen bulunduğu yerde de zayıf. Pardon, çok özür dilerim hocam. Tamam. Rica ederim. Şimdi ben iyi. Evinkine bağlanıyordu. Onu düzelttim. Şimdi kendimkine aldım tekrar. Ha bak, şimdi acayip net oldu hocam. Sanki Ankara'dan İstanbul'a gelmiştin gibi oldu. Evet. Oldu hocam. Harika. Şimdi hocam bu baba akşamları oğluna, iki oğluna, eşine, kızı, bunlara kitap okuyor saatlerce. Saatlerce kitap okuyor. Kimi? Ya onlar dinlemek zorunda. Mecbur. Çünkü acayip otoriter. Gogol'u, Puşkin'i, Victor Hugo'yu, Balzac'ı, bütün kitaplarını hatmediyor bunlar. Yani bakın o dağarcığı, zihni oradan geliyor adamın. Yani harddisk kayıtlara. Nasıl bir bilgi bombardımanı? Harddisk'i kaydetmiş hocam bunları. Boşuna o eserler yazılmıyor. O kadar kolay değil yani. Yüksek sesle kitap okuyor. Çocuklar da okuyor sırayla. Hani hem okumalar gelişiyor hem de şey. -40 derece Moskova. Dışarı çıkamıyorlar genelde. Kitap okumaya devam. Ve baba çocuklarına sürekli matematik ve geometri dersi veriyor. Çok zeki bir adam baba. Ama ciddi ruhsal sorunları var. Yani böyle akıl hastası ayarında önemli sorunları var babanın. Hocam orada bir şey sormak istiyorum. Sosyoekonomik düzeyleri de zayıf galiba değil mi? Biraz ya fakir. Zayıf bir yani sahip. Dönemin Rusya'sı zaten çok iyi değil. Fena değil durumları. Fakat baba çok cimri. Abartılı derecede. Çocuklarına sevgi ve duygu gösterisi yok. Bir de kumarbaz zaten. Alkolik. Bütün parayı oraya veriyor. Fakat çocuklarda şöyle bir şey geliştiriyor. Bizi dinleyenlere de özellikle şey yapalım. Öz disiplin. Yaşamdaki başarımızın temel kaynağıdır hocam. Evet. Baba bütün kötülüğüne rağmen bütün çocuklarına, abisine ve buna bu öz disiplini sağlıyor. Acayip çalışkan adam ikisi de. Peki hocam, gece burada bir şey sorayım. Bir reklam arası yapalım. Öz disiplin nedir hocam? Öz disiplin dışarıdan dürtmeye gerek kalmadan kendini organize edebilmek, yaşama katılabilmek, görev ve sorumluluklarını aktif şekilde yerine getirebilmek, kendi yaşamının mimarı olmaktır. Ve sürekli bunu yapabilmektir. Evet. Yani baba bu otoriter falan ama bunu sağlamış. Çünkü bunu otomatik hale getirmiş adam yani bu baskıyla. Bir de geometri dersi, matematik dersi, kitap okuma mecburiyet gibi ama çok da hoş bir şey. Çünkü
babalarla beraber oldukları için korkulan bir adam baba. Korku figürü altında insan çok severken bir de korkarken aldığı deneyimleri asla unutmaz. Onun için çok iyi yöneticiler ve çok sert yöneticiler asla unutulmaz. Bundan dolayı. Zihnimiz böyle çalışır. Şimdi bu... Hocam sizinki, sizin müdür babalığınıza iyi olduğunuz için unutulmuyor. Tabii. Ben yani elimde olmadan böyle otomatik davranışım benim bu. Kötü olmayı başaramıyorum. 10 yaşındayken Dostoyevski babası borçlanarak köyde bir arazi almış. Hani şimdi kentlerden kaçıp da kırsallarda şey alıyoruz ya onun gibi. Benim yaptığım gibi. Evet, işte Dostoyevski'nin en mutlu yaşamı okul bitiminde 4 ay orada annesiyle beraber kalıyorlar. En mutlu dönemleri burada köyde, kırsal kesimlerde, tarlada, yeşilliklerde, ormanda koşarak, zıplayarak ve annesiyle beraber. Çünkü annesi de çok babası tarafından horlanan bir kadın. Ciddi sorunları var. Tüberkülozdan ölmüş zaten. Hastalıklı bir kadın anne. Bu Fyodor Dostoyevski hastalıklı bir adam. Yani bir sürü hastalığı var. Zaten epilepsi hastası. Sarı hastası. Fiziksel hastalıkları var yani. Ruh hastalıkları da var. Yani o babası gibi de. O babası gibi de. Evet. Aynı babası gibi arıza da bir adam. Aynı model. Şimdi bu 1934'te yani kaç yaşında oluyor? 13'lü yaşlarda Moskova'nın en iyi yatılı okulu Çermak'a gidiyorlar. Mihail abisiyle beraber orayı kazanıyorlar. Müthiş bir eğitim. Ve annesinin hastalığı iyice ileri hale geliyor. Kader ağlarını Dostoyevski içinde örüyor. 15 yaşındayken tüberkülozdan annesinin hastalıkları, kan tükürme gibi şeylerle artınca 15'inde annesini kaybediyor. Büyük bir yıkım. Çünkü annesine çok bağlı. Hemen 1-2 yıl geçiyor hocam. Bu yatılı okulda iyi bir eğitim alıyorlar. Zaten altyapı sağlam. Baba bunlara temel eğitimi verdi ya. Özel öğretmene falan gerek yok. Temel eğitimi aldı. 18 yaşına geldiklerinde de kavgacı, huysuz, herkesle kavga eden sıkıntılı baba bıçaklanarak öldürülüyor. Baba da gitti. Baba da gitti. Aslında Dostoyevski babasından nefret ediyor. Fakat öldükten sonra öyle olmuyor bu işler. Acayip kötü etkileniyor. Her ne kadar bu nefret duyguları olsa da babasının kaybı, bir de anneyi de zaten 2 sene önce yitirmişti. 15'inde anne, 18'inde babayı kaybetti. Burada işte büyük bir travma yaşıyor. Zaten sıkıntılı, kırılgan bir adam. Bu yatılı okuldayken kitapları yutarcasına okuyor hocam. Balzac'ı, Gogol'u, Pushkin'i, Victor Hugo'yu yutarcasına okuyor kitaplarını. Tekrar tekrar. Dediğiniz gibi altyapı da var adamda zaten. Antisosyal bir adam zaten. Altyapı çok sağlam ve sıkıntılı bir adam. Asosyal, kavgacı babası gibi. Huysuz, arkadaşı olmayan, kimseyle geçinemeyen, herkesle kavga eden bir adam Dostoyevski. Yalnız. Burada önemli bir şey var. St. Petersburg'da hiçbir tiyatro oyununu kaçırmıyor hocam. Bizi izleyenler dikkat etsin kültürel faaliyetlerin önemine. Bütün tiyatroları izliyor 20-25'li yaşlarda. Dönemin en önemli kitabı Gogol'un Ölü Canlar kitabı. Herkes bunu konuşuyor. Tabii çok bunlar da bunu okuyor temel olarak. Çok güzel metindir. Müthiş. Müthiş. Bu Belinsky diye bir komünist var. Moskova'da. Hem de bir filozoftur, yazardır. Onu tanımadan önce çok koyu bir Hristiyan olan Dostoyevski radikal biçimde sosyalist eğilimlere kapılıyor. Din düşüncelerinden falan bayağı uzaklaşıyor. Ve ateist bir adam haline geliyor. Köylüleri ayaklanmaya teşvik ediyorlar. Ayaklanarak kendilerini kurtaracaklarını ifade ediyorlar. Çar karşısında. 10 yıllık bu materyalist dönemine giriyor. Tabii bu arada Çar'ın adamları haberi oluyor bu istihbarat servisi kuvvetli. 24'lü yaşlarda bunu yakalıyorlar. Sibirya. Evet. Daha Sibirya'ya gitmeden önce epey bir aylarca hapiste yatıyor ve ölüme mahkum ediliyor. İdam. İdam için beklerken büyük bir korku içinde Çar tam bunları idam sehpasına çıkarıp kurşuna dizecekken evet, insafa geliyor. Yani onlarca insan
İşte her ne kadar bu ölümler ölümü hak etse de bu hainler, büyük çarımız onların canını bağışlamıştı diye Borazan'la bunları bağışlıyor. Tam kurşuna dizilme esnasında ölümden dönüyor. Kaybolup gidecek bir yazar ki kaç yaşında burada bakalım. Bunun çok çok etkisi var kitaplarında. Tabii kesinlikle 24'lü yaşlarda oluyor bu olaylar. Hı hı. Yani tekrar yeniden ikinci bir yaşam başlıyor Dostoyevski için. Bunun yaşamı şöyle özetlemek gerekirse zor bir çocukluk geçirmiş. Pek çok hayal kırıklığına uğramış. Yaşamı yakından tanıdıktan sonra roman yazmaya başlamış. Alkol bağımlısı sert bir babanın, hastalıklı, hor görülen bir annenin zavallı bir çocuğu olarak dünyaya gelmiş Dostoyevski. Hocam, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani özellikle 0-3 yaş çok önemli bir yaş yani, ya da 0-7 yaş mı diyelim? 0-3 yaş. 0-3 yaş temel, 0-6 yaşa kadar da genişletebiliriz. Burada beynimiz kayıtlarını alıyor. Bu dönemler çok önemli, unutamıyoruz. Dolayısıyla çocukken içine kapanık, hüzünlü, hastalıklı, sıkıntılı, ruhsal sorunlarda olan bir adam, zorlu bir yaşamı var. Kendi cehenneminin derinliklerine defalarca gitmiş bir adam. Oradan çıkıp bir şeyler yazmış zaten Dostoyevski. Bütün bu eserlerinde de bunu zaten işte sert, anlayışsız, alkol bağımlısı babasının, sevgi yoksunu, duygusuz adamın izleri var. 24'lü yaşlarda bu Gogol'un Ölü Canları falan defalarca okuduğu için ve acayip bir kitap kurdu olduğu için, bir de dostumuz Dostoyevski'de uyku problemi var hocam. Sabaha kadar kitap okuyor. Uyuyamayınca ne yapacak? Yani zorla yazar olmuş adam. Yani uykusuz bir adam. Uyku haram. Hocam şimdi insomanya diye hastalık var ya, uykusuzluk hastalığı. Bunda uykusuzluk hastalığı var. Sabaha kadar okuyor. Şöyle bir şey aklıma geldi, soru aklıma geldi. Yani bu kadar ruhani sıkıntılı bir adamın... Pardon, kesmem gerekiyor. Emre aradı da. Hı-hı. Çok özür dilerim hocam ya. Ne demek? Bir dakika. Murat Çeçen. Hı-hı. Özellikle Ufuk Bey arayın diye ısrar ediyormuş. Ufuk Bey arayacaklar diyor. Ufuk Bey artık yapacak bir şey diyor. Tamam Gülacığım, canlı yayındayım şimdi. Tam biliyorum ya. Pardon hocam. Herkese... Estağfurullah. Özür diliyorum herkesten. Estağfurullah. Canlı yayınımızın ne kadar spontan olduğu böylece ortaya çıktı hocam. Hocam yani ben ne kadar emekli olduysam da işte o patronluk devam ediyor. Kusura bakmasınlar seyirciler. Estağfurullah. Telefonlar gidiyor güzel. Ben kapatıyorum sürekli. Şimdi hocam şunu söyleyeceğim. Yani bu kadar buhranlı bir yapı, bu kadar sıkıntılı bir yapısı var. Ama mental olarak, zihinsel olarak, psikolojik olarak sorunları var. Ama bu adamın yazar olması ya da bunları çok güzel ifade etmesi, demek ki o çocukluğundaki babasının okumaları ve üzerine kendi okumalarını katması demek ki. Katması, öz disiplinle birleştirince bu bilgiyi, öz disiplinle birleştirince acayip üretici bir bünye ortaya çıkmış. Altyapı sağlam, zemin iyi, matematik, geometri, zeki bir adam. Ama hastalıklı, kırılgan, duygusal böyle şey, çok incinebilir adam. Herkesle de kavga eden bir adam babası gibi. Zaten babası bıçaklanarak öldürüldü. Dostoyevski 18 yaşındaydı o tarihlerde. Evet, şimdi burada hava güzel olduklarında ailecek dışarı çıkıp yürüyüş yapıyorlar. Çok mutlu anları da var. O köydeyken yaz boyunca 4 ay çok mutlu annesiyle beraber. Annesine çok acıyor. Babası tarafından hor görülen bir kadın anne. Verem tüberkülozdan öldü zaten. Hastalıkları var. Çok şey, acınacak bir kadın yani anne. Dolayısıyla zorlu bir çocukluk geçiren Dostoyevski ilk romanını İnsancıklar, okumayan arkadaşlarımıza da tavsiye edelim. Bir anda okurlar. Çok akıcı bir metin. İlk kitabı 24'lü yaşlarda yazdı İnsancıklar. Orada yaşlı bir yazarın, o da gene kendisidir aslında. Bir genç, çok yoksul bir genç kıza aşık olmasını anlatıyor. Fakat kız onu bir baba gibi görüyor. Ona yardımcı oluyor. O da aşık oluyor ama baba gibi davranıyor. Yani böyle hastalıklı bir ruh hali var adamın yani. Mutlaka okusunlar. Müthiş bir metindir. Şimdi bu yayınlanınca 25 yaşında edebiyat çevreleri Gogol diyor ki biz yayıncılığı bırakalım diyor Gogol. Böyle bir adam çıktı diyor. Müthiş bir kalem diyor. Evet. Hepsi okuyorlar. Hepsi şapka çıkartıyor. Daha 25'li yaşlarda. Büyük bir yazar olacağı oradan belli bunun. Ve kurgu da müthiş. Yani hastalıklı bir aşk. Kız bunu baba gibi görüyor. Bu biraz daha durumu iyi. Fakat aslında genç kıza aşık.
Kız da bunu bu şekilde işte seviyor. Bir taraftan da kıza da bir aşkı var Dostoyevski'nin. Bunu aslında ileri yaşlarda tekrar görüyoruz. Bir ara çok okuduğu için böyle hastalıklar da var. Gözleri kör o aşamaya geldi neredeyse. Yani ileri derecede göremiyor. Bir genç bir kız tutuyor yazılarını yazsın diye. 45'li yaşlarda aşkı buluyor. O kız da evleniyor aslında. Yani bu insancıkları o 45'inde aktive ediyor. 20 yıl sonra. Yani hocam o zaman şunu demek lazım. Beyne bazı şeyleri gönderirken ya da bazı hayalleri kurarken dikkatli olmak gerekiyor. Yani bu böyle bir kurgusu var. Zaten aykırı bir adam. Belki kader öyle o hale getirmiştir ama o kızla evleniyor. Ondan önce de bir evliliği var ama onu şimdi söyleyeceğiz. Hastalıklı bir evlilik. Annesi gibi verem hastası dul, kendinden de yaşlı bir kadınla evleniyor. Annesini görüyor o kadında. Yani annesini kurtarmak istiyor aslında, ölmüş annesini. Fakat çok büyük acılar çekiyor. O ayrılıyor. Mutlu bir evlilik olmuyor zaten. Bütün teselliyi kitap okuyarak bulan bir adam. Ağabeyi Mihail'le diyaloğu çok iyi. Birbirlerinin hem annesi hem babası oluyorlar. Çünkü 15 yaşında anne, 18'inde baba gitti. Zaten sıkıntılı bir baba. Hastalıklı, kırılgan bir ruha sahip Fyodor Dostoyevski buralarda acılardan kaçmak için biraz da babasından kalan toprak, işte orayı sattıktan sonra durumu hafif düzeldi. Aslında fena değil geliri, fakat iyi kullanamayan bir adam. Yani çok müsrif bir adam. İşte burada travmatik yaşantılarla anneyi kaybeden, babayı kaybeden Dostoyevski kumara başlıyor. Azılı bir kumarbaz oluyor. Bu komünistlikten tutuklanmıştı ya 25'li yaşlarda. Evet. Orada ölümden döndükten sonra 4 yıl Sibirya'ya gönderiliyor. Çok büyük acılar çekiyor. Kürek mahkumu oluyor. İşte kelepçe takıyorlar bacı ayaklarına. Onlarca kilometre o soğukta yürüyor çamurun içinde. Hristiyanlık sevgisiyle, Allah Tanrı sevgisiyle ayakta duruyor. Hı hı. Şimdi bütün dinlerde biliyorsunuz çekilen acıların insanlara yaratıcıdan geldiği söylenir. Bu çok teselli edici, güzel bir şemadır. Dostoyevski'yi ayakta tutan bu anlayış. Tanrı hocam, bana bu kadar acılar çektiriyor. Mutlaka cennete gideceğim diye bu acılara katlanmış bir adam. Sibirya'daki sürgününde. Dayanılmaz acılar ama. Yani bacaklarında kelepçe. -40 derece soğuk. Aç. Taş yontuyor. Taş ustalığı yapıyor. Taş çıkarıyor şeyden. Köle gibi bir hayat. Ve iğrenç koşullar. 4 yıl buna dayanıyor hocam. Tanrı sevgisiyle, Hristiyanlığa bağlılığından dolayı dayanıyor. Hocam zaten bu deneyiminde Suç ve Ceza'da da o karakterde yaşatıyor. O Raskolnikov. Ve diğer deneyimler de var tabii de ama o Suç ve Ceza'nın son bölümlerinde özellikle o Sibirya'daki kahramanın yaşadığı olayları çok güzel anlatıyor. Demek ki buradan geliyor bu şey. Bravo. Güzel. Suç ve Ceza'daki Raskolnikov kendisidir zaten. Evet. Bu babasından kalan toprağı satıp rulet masalarında, kumarda birkaç günde harcıyor. Bitiren bir adam. Birkaç günde böyle aç kalan bir adam. Ağır psikolojik sorunları var. Babası gibi halüsinasyonlar, sanrılar gören bir adam. Yani babası da böyle ağır. Kahraman da Rodya'da görüyor. Tabii işte. Ruhsal sorunlar var. Belki bu kadar yaratıcı olmasının altında da bu halüsinasyon olmayan şeyler görmesi yatıyor olabilir. Yani normal bir vatandaş olmadığı açık. Uyuyamıyor. Yatağa yatıyor, kalkıyor. Gene sabaha kadar kitap okuyor. Yazılarını yazıyor. Böyle bir şey var. Öfke kontrol problemi var. Çok asabi. Herkesle kavgalı. Birden parlıyor. Çekilmez bir adam. Abisine yazdığı mektupta sabahlara kadar deli gibi kitap okuyorum diyor. Cümlesi aynen böyle. Mühendislik okulundan mezun oluyor aslında. Dostoyevski bir mühendis. Hem de iyi bir mühendis yani. Böyle şey bir adam. İyi bir para kazanıyor aslında. Hem de asker oluyor daha sonra. Fakat askerliği sevmiyor. 1 yıl dayanabiliyor. Bu kazandığı parayı da kumarda birkaç günde harcıyor. Günlerce aç kalıyor. Parayı tutamayan bir adam olarak karakteri ortaya çıkıyor. Burada Ufuk hocam biraz donma oldu.
Ben devam edeyim oradan. Evet, Ufuk Hocam interneti yayından düştü. Tekrar bağlayalım. Balzac'ın eserini Rusça'ya çeviriyor Dostoyevski. İşte burada bu birikimlerle 25'inde İnsancıklar romanını çıkarıyor 1846'da. Büyük bir romancı olacağı oradan belli oluyor. Halk tarafından, eleştirmenler tarafından büyük bir takdirle ve beğeniyle karşılanıyor burada. Ufuk Hocam'ı tekrar yayına alıyorum. Yine geldim evet. Hocam. Kusura bakmayın. Tamam. Ben o arada devam ettim hocam. Yetmişsiniz. Bilimde kesinti olmaz. Bir de neydi hocam? Bilimde laubalilik olmaz. Olmaz. İki tane güzel bir adım. Ne dedik? Ne dedik? Dostoyevski disiplinli bir adam. Disiplin. Başarı evet. İçin disiplin lazım hocam. Lay lay lan böyle lapacı adamlardan başarı hikayesi çıkmaz. Budala kitabı var Ufuk hocam. Budala kitabında da bir prensin üzerinden kendini anlatıyor. Sara hastası bu prens de kendisi gibi ve herkese iyi davranan böyle kendi yaşamını kaleme aldığı bir adam. Budala kitabı da çok akıcı bir metindir o da. Hocam pardon. Sınıf arkadaşımız Yaşar Genç de gelmiş. Belçika'da çalışıyor uzman olarak. Bilginiz olsun. Selamlıyoruz Yaşar Bey'i. Bütün dostlarımızı da sevgiyle selamlıyoruz. Biz sohbete dalıp dinleyicilerimizi unutuyoruz. Hepsine sevgilerimizi gönderiyoruz. 46 yaşında Kumarbaz kitabını yazıyor hocam. Azılı Kumarbaz Dostoyevski kendisini ve babasını yazıyor burada. 37 yaşında Karamazov Kardeşleri yazıyor temel kitabı. En iyi kitaplardan birisi. Müthiş bir metin. Burada ne kadar çalışkan, üretici bir adam olduğunu anlıyoruz Dostoyevski'nin. Bitmez tükenmez bir enerjisi var. Avusturya'daymış Yaşar Genç dostumuz. Evet, buradan evet. Gurbete sevgilerimizi yolluyoruz. 1865'te hocam, yani kaç yaşında oluyor? 44'lü yaşlarda azılı kumarbaz dostumuz Dostoyevski, yayıncı Stelovski'den 3000 ruble para alıyor. Çok peşin. Evet. Dönemin serveti hocam. Çok büyük para. 3000 ruble deyip geçmeyin, müthiş para. Fakat bizim azılı kumarbaz Dostoyevski 5 günde sadece bunu bitiriyor ve Avrupa'da 3-4 gün aç kalıyor, sadece çay içerek yaşıyor. Rulet masalarında evet. Bütün parayı bitiriyor. Wiesbaden'da, Almanya'da, daha çok orada kalıyor Wiesbaden eyaletinde. Alacaklılarından kaçıyor Rusya'dan. Avrupa'da parayı bitiriyor, tekrar dönüyor, alacaklar üşüşüyor başına, tekrar gidiyor. Böyle bir meteliksiz, çaresiz bir hayat. Raskolnikov, Suç ve Ceza'daki karakter. Dostoyevski gibi meteliksiz ve çaresiz bir adam. Tamamen kendini yazmıştır orada, o karakterde. Yine Yeraltından Notlar romanı var. Burada gerçekten soyutlanmış, dünyaya ilgisiz bir karakter. Buradaki baş kahramanı yine kendisi. Birçok şeyi kendi üzerinden yazıyor aslında Dostoyevski. 1866'ya geldik hocam. 45'li yaşlarda gözleri ileri derecede bozulunca, sabaha kadar kitap okuyunca olacağı bu, ne olacak? Artık neredeyse bir şey yazamaz duruma geliyor. Bu genç bir kızı tutuyor yazılarını yazsın diye, sekreter gibi. Anna Tinitkin adı. Ona aşık İnsancıklar, oluyor. İnsancıklar yaşıyor. İnsancıklardaki kurguladığı vatandaş tekrar ediyor yaşamı. Bu kızla o da buna aşık oluyor. Biraz da çaresiz, çok yoksul bir kız. Onunla evleniyorlar ve Avrupa seyahatine çıkıyorlar. Bir tane çocuğu oluyor bunun. Çocuk da 3-4 aylıkken gene o da verem tüberkülozdan, soğuk algından ölüyor. Ha, bir travma daha. Tabii. Çocuğunu kaybediyor. Sonra bir oğlu oluyor. İşte onunla teselli buluyorlar. Fakat bunlardan çok etkileniyor. Çocuğunu kaybedince diyor ki, hayatımda hiç bu kadar mutsuz olmamıştım. Yani bu kadar mutsuz olmuş bir adam artık onun çıtanın en yükseğine ulaşıyor bu kayıpla. Evet. Böyle bir duruma ulaşıyor. Biraz Dostoyevski'ye ağırlık verdik hocam. Tolstoy'a biraz daha az. Hocam burada bir şey söylüyorum, ben söylemek istiyorum. Dostoyevski bana şey gibi geliyor. Hani
Mercedes BMW'yi karşılaştırdılar ya. Yani Dostoyevski BMW gibi öngörülmeyen bir insan. Yani işte mesela sürüş makinesi derler BMW kullanınca onu zaten hisseder insanlar. Daha atak, daha hızlı, daha radikal. Tolstoy'a göre daha radikaldir, daha farklıdır, daha iştendir, daha samimidir. Çok hızlı yazar. Çok hızlı yazıyor evet, hocam. Çok otomatik yazıyor. Hızlı yazıyor zaten. Yani farklı bir kişiliği var o şeyin, Dostoyevski'nin. Bu açıdan da bakmakta fayda var. Yani daha samimi olduğunu düşünüyorum ben yazılarının. Zaten o içsel yolculuğu çok fazla kullanıyor kitaplarında, yazdığı metinlerde. Ben işte en son Suç ve Cezasını okumuştum şeyin, Dostoyevski'nin. Artık ruhsal bunalımlarından ya da işte o kendini anlatmasından gına da geldi. Ve işte suçu itiraf edeyim etmeyeyim hikayesi var. Biliyorsunuz o işte orada bir tefeci öldürüyor falan. Orada kendini bir yerde bir yargıç gibi görüyor. Yani aslında bunun zenginliği hiçbir şeye faydası yok. Bunun zenginliğinin halka gitmesi gerekiyor. Bunda yaşamasına gerek yok. O Napolyon'un tarzı marzı falan da var şeydeki betimlerde. Yani şey demiştim ya git de şey yap artık hani itiraf et suçunu kusuralım biz de filan diye düşünmüştüm. Çünkü o kadar gel git diyor ki şeye. Kendisiyle mücadele ediyor. Evet mücadele ediyor ve yani yoruyor da aslında. Yani hem zevk alıyorsunuz hem de yoruluyorsunuz. Okurken de yoruluyorsunuz. Ama çok müthiş ve güçlü bir kalem hocam. Psikolojik ağırlığı var. Ruhun, giriyor. Ruhun kahini diyorlar şeye biliyorsunuz Dostoyevski'ye. Belki de siz daha iyi bilirsiniz ama psikoloji dalında ilk yazan yazarlardan birisi diyorum. Yani insanın ruhunu yazan, ruhtaki o gitgelleri yazan ilk yazarlardan birisi diye düşünüyorum. Evet, çok iyi çözümlemeler var. Fazla da ayrıntıya giriyor. Şöyle bir lafı var, çok hoşuma gitmişti. İnsanın cehennemini sevginin bittiği yer olarak tanımlamış. Yani sevgi, insanın yaşamında sevgi yoksa cehennem işte budur diyor. Adam diyor ki cehennem demiş yani. Yani bir de arkadaş ilişkileri olmayan bir adam. Diyor ki hocam öylesine güzel bir gökyüzünün altında bu kadar kötü insan nasıl yaşayabiliyor diyor kitaplarından birinde. Müthiş cümleleri var, vurucu cümleleri. Evet. Ölümünde de 30 bin insan onu uğurluyor. Çünkü büyük bir Rus yazar. Yani artık 1881'de Atatürk'ün doğduğu yıl ölmüş. Kendini ispatlamış onlarca kitabıyla. İşte Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler, Yer Altından Notlar, Kumarbaz, Budala. Yani hepsi birbirinden insancıklar. Yani hepsi birbirinden müthiş şaheserler bunlar yani. Hani bir tane şeyle ortaya çıkmıyor. Mesela Tolstoy'da biraz şey vardır işte. Savaş ve Barış, Anna Karenina falan. Yani diğerleri zayıftır biraz şeyleri doğrusu. Ama Dostoyevski'nin bütün kitapları birbirinden kuvvetli. Çünkü acayip üretici bir adam. Öz disiplini çok yüksek seviyede çünkü babasından dolayı. Hocam bak müthiş size bir şey yazmış. Öz disiplin. Bir Murat Çevik, biz de İsmet Hoca'nın çoğu kitabını okuduk. İsmet Hoca da müthiş bir yazar ve eğitimcidir demiş. Eyvallah, çok teşekkürler. Bizde 15 kitap, 6000 sayfa şimdilik. 16. Biraz kitabımız hocam. İşportacı Filozof şu anda yayında. İsim babalarından biri de sizsiniz. Biraz biliyorsunuz, ilham vermişsiniz. Güzel bir metin olacak inşallah. Çıkınca inşallah. Haber vereceğiz. Aynı zamanda bir tiyatro oyunu ve sinema filmi olarak da kurgulamıştım metni. Bakalım yolculuğu nasıl olacak. Evet hocam, Dostoyevski'yi yavaş yavaş toparlayabiliriz. Hocam filmi de var. Suç ve Ceza'nın. Filmi var. İlgilenen arkadaşlar. Bir de tiyatro oyunu var. Tiyatro oyunu var hocam. Müthiş bir tiyatro oyunuydu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sahneye koymuştu. Hocam, İzlediğim peki, en zengin tiyatro oyunuydu. Size de o geliyor mu? Öyle bir şey geliyor mu? Yani şöyle mesela ben kitabını okuduğum yani romanlarını yani kitabını okuduğum filmlerin romanlarını okuduğum filmlerin aynı keyfi vermiyor. Romanlar daha farklı bir keyif veriyor. Kitaplar daha farklı bir keyif veriyor. Tabii ki. Yani film izlemek tabii ki ama oradaki o şeyler, betimlemeler, kurgular daha çok insanı içine çekiyor diye düşünüyorum hocam. Şimdi orada bir yorum olduğu için biraz kısaltarak o tadı kayboluyor gibi. Çünkü bir özet neticede yani onu sahneye koymak teknik olarak çok sinemada ve tiyatroda kısıtlı. Ama kitaptaki o zengin betimlemeler, işte akıp gitmek o kitapla beraber. Kitap iyi kitap şuradan anlaşılır hocam. Bitince özlüyorsanız bu kitap iyi bir kitaptır.
Yani iyi bir arkadaşınızla, hani şu kitap bitmese de bu yarenliğimiz devam etse diyorsanız, bu kitap iyi bir kitaptır. Bunun kriteri budur. Hocam işte ben şeyde öyle oldum ya. Savaş ve Barış'ta öyle oldum. Savaş ve Barış kitabı. Savaş ve Barış aynen öyle bir kitaptır. Ben de öyle oldum, fakat şöyle çözdüm ben onu. Altını çizerek okuduğum yerlere ara ara kitap bulamayınca bakarım halen. Evet, müthiş öyle bir kitap iyi ya. İyi tarafı var. Yani hocam, bir saniye hocam. Bir saniye. Tabii. Tolstoy filozof aslında arkadaşlar. Yani Tolstoy'un yazım tekniği de çok farklı. Ben sürekli Tolstoy'un kitaplarını okumaktan kaçardım. Çünkü tuğla gibi, sizin deyiminizde tuğla gibi kitaplar. Tolstoy'un kitapları. Bu pandemi süreci işe yaradı. Savaş ve Barış'ı okudum. Ne kadar büyük bir yazar olduğunu gördüm. Yani hep şeyde bir karşılaştırma vardır ya hocam, medyada ya da işte edebiyatta, Tolstoy mu Tolstoyevski mi diye. Yani aslında bu karşılaşmanın çok saçma olduğunu, ikisi de birbirinden çok farklı olduğunu. Çünkü peş peşe okudum eserlerini. Tolstoy çok daha farklı, daha filozof. Çok çok orijinal cümleleri var yani, gerçekten o Savaş ve Barış'ta. Derinlikli Tolstoy, bir adam. Tolstoy daha çok, derinlikli. Dostoyevski biraz daha yüzeysel ve çok üretici olduğu için böyle biraz yalakşap yazar. Evet. Çok üreticidir yani, ama Tolstoy inceleyip sık dokur. Tolstoy yani, inceleyip sık dokur. Evet. Çok ciddi bir kurgusu var. O Savaş ve Barış'ta 100 tane karakter var. Ve 100 tane karakteri de çok iyi bir şekilde anlatmış. Yani olaylar çok iyi bir şekilde betimlemiş. Buyurun. Şimdi zaten 10 yılda yazmış onu. İkisinin farkı, ben Dostoyevski'yi daha çok severim açıkçası şahsen. Hı-hı. Çünkü bütün kitapları çok güzeldir. Hı-hı. Ama Tolstoy'un o Savaş ve Barış'taki derinliği 10 yıl araştırma yaptığı için tarihe, yani 1821'deki Napolyon'un Moskova'yı işgalini falan çok iyi çözmüştür. Ailesinin şahsi tarih metinlerinden de özellikle iyi çözümlemeler de yazmıştır. Yani titiz çalışır. Hocam Tolstoy. O zamanlar farkındaysanız İngilizce değil de asıl Fransızcaymış ana dil. Tabii. Yani şimdi Fransızca konuşmak, Fransızca'ya şey yapmak, araştırma yapmak. Tolstoy'da çok ciddi araştırma yapmış. Yani hem Fransız arşivlerinden hem de Moskova, yani Rus arşivlerinden ciddi bir araştırma yapmış bu kitabı yazmadan önce. İnsan Neyle Yaşar kitabı, o da çok güzeldir, evet. Evet. Bravo hocam, iyi yakaladınız. Savaş ve Barış'ın %2'si Fransızcadır aslında. Evet, İlk Fransızca. Metinlerde. İlk metinler, sonra onu çıkarmış Tolstoy ama aslında öyle daha güzel. Evet. Çünkü Fransızca dönemin temel dili. Tüm Avrupa'da Fransızca, Napolyon bütün Avrupa'yı işgal ettiği için. Yani Avrupa'nın imparatoru, sadece Fransa'nın değil. Moskova'ya kadar girmiştir 1820'lerde. Hocam. Moskova'yı işgal etti. Ama hocam orada çok hoşuma giden bir şey var. Niye girdiğini o da bilmiyor, biliyor musunuz sonuçta? Napolyon da bilmiyor. Yani niye aşağı buraya geldik diye düşünüyor. Büyük hocam... Biraz biliyor. Büyük İskender olmaya çalışıyor. Büyük İskender gibi biliyorsunuz 1/3'ünü dünyanın fethetmişti. Bu da dünyanın 1/3'ünü fethedip ölümsüz bir imparator olma niyetinde. Ve Rusya falan da zayıf. Onları fark ediyor. Çok zeki bir adam. Araya reklam alalım. Konuyla ilgisi yok ama. 1 milyon kişiyi askere alıyor Fransa'da. Toprakları dağıtıyor. Herkes acayip seviniyor. Napolyon'u seviyorlar. Hadi bakalım şimdi askerlik zamanı diyor. 1 milyon kişiyi askere alıyor. Dönemin diğer ülkelerinde 50 bin, 100 bin asker var. Fransa'da 1 milyon kişi asker bir anda. Tabii yani canım, bu çok zeki bir adam. Moskova Savaşı'nda, yani o Bortega Savaşı olması lazım. Tam ismini de hatırlayamıyorum da. O savaşta 500 bin kişiyle giriyor şeye, başlıyor. Bazı yani, kaynaklarda da 1 milyon kişi yazar. Evet, evet, aynen çok, öyle. Çok ciddi. Hocam burada gene bir reklam arası alayım size. İskender deyince aklıma geldi. İskender şimdi biliyorsunuz çıkıyor Makedonya'dan. Fethi'de geliyor böyle. Şeye geliyor, adını söyleyin, İran'a geliyor, Persia var ya, o meşhur, orayı da alıyor. Ondan tabii. Sonra diyor ki tabi bu arada aşağı yukarı 27 yaşında da, 27 yaşında falan, zaten 31-32 yaşında da ölüyor. Çok genç öldü, evet. Diyebiliyorum. En yakın kumandanlardan birisi diyor ki, ya İskender diyor, nereye kadar kardeşim diyor, al bitmiyor. Ya bir diyor, aldıklarımızın keyfini yaşayalım, o zenginlikleri yaşayalım. Nereye kadar bu mücadele olacak diye sorguluyor. Şimdi bence burada bir de şöyle bir günümüze getirmek lazım. Gerçekten bizler o yaşam kavgası içinde çok hızlı gidiyoruz hocam. O hızı biraz düşürmek gerekiyor.
Değil mi? Biraz daha farkına varmak gerekiyor. Kazanımlarımızın farkına varmak gerekiyor. Ya da eksiklerimizin farkına varıp onları tamamlamak gerekiyor diye düşünüyorum. İşte sürekli bir koşturmaca eli değil. Bazen böyle geriye çekilip yaşamlarımıza bakmayı, bir üçüncü göz olarak tepeden bakmayı, helikopter bakışıyla bakmayı bilmeliyiz. Çünkü ömür o kadar uzun değil. Yani bu geçip giden günler bizim yaşamımızın bizzat kendisi. Onun için böyle koşturmacaya her zaman kapılmamak lazım. Dosyayı evet, tamamlıyoruz hocam. Tolstoy'a gelelim. 58'inde durumu düzeliyor fakat yine kumarbaz olduğu için birkaç günde parayı harcıyor ve gene parasız kalmayı başarıyor. Aslında bu acı çekmekten, parasızlıktan, meteliksiz kalmaktan nemalanan bir adam gibime geliyor Dostoyevski. Böyle duruma gelince daha çok üretici olduğunu fark ediyoruz. Hocam aklıma bir şey geldi burada. Yaratıcılıkla ilgili bir kitap okumuştum ben. Yaratıcılığın tetiklenmesi için bazı şeylerin beslenmesi gerekiyor. Demek ki Dostoyevski de o içinde bulunmuş olduğu kötü şartlar ya da sosyoekonomik şartların kötü olması bu adamı besliyor. Belki oradan de besleniyor. Beslemek evet. için de yani beslenmek ya da yaratıcılığını sürdürmek için de isteyerek bu sıkıntıları yaşıyor. Yani işte parasını kaybediyor evet. tekrar yazmaya başlıyor. Yani o bir yerde motive edici bir unsur olarak kullanıyor bunu. Zaten kitabında da bir yerde şöyle bir lafı var. Onu not almıştım paylaşayım sizinle. Diyor ki bizim gibi basit ve ölümlü insanlar en nihayetinde kaybediyordu diyor. Yani yapıp eden kendisi orada bir de felsefi bir temel kazandırıyor buna. Yani nihayetinde evet. iyi insanlar kaybediyordu falan şeyine getiriyor. Tamamlıyoruz. Dostoyevski'yi. Şimdi diyor ki Rus milleti yeryüzündeki en süklüm püklüm millettir. Ama buna rağmen diyor ölünecek bir millettir. Rus milliyetçisi Dostoyevski. Çok çok onun evet. romanlarındaki karakterler hocam yerini bulamamış, yaşama tutunamamış, kırılgan, çok duygusal, uyum kuramamış, huysuz, aşırı problemli ve ruhsal sorunları olan kişiler genellikle. Tıpkı hocam, kendisi gibi. Deminki biraz önceki huysuz lafı çok önemli. Yani bütün karakterleri aşağı yukarı o huysuzluk oluyor. Yani çok asabi geçiremeyen sosyopat tipler. Babası da öyle. Babası da aynı kendisi gibi. Suç ve cezada da hiçbir şey olmayan insanlara büyük bir acıma duygusuyla yaklaşmıştır. Ve onların acılarını paylaşmıştır. Diyoruz ve Dostoyevski'yi bitmez ama bunu tavsiye ediyorum. Yani Suç ve Ceza'yı mutlaka okumalı insanlar. Yani diğer kitapları okumasalar bile Suç ve Ceza'yı okuttukları zaman Dostoyevski'yi aşağı yukarı tahlil ederler. Ya da onun ne kadar güçlü bir kalem olduğunu görürler. Ben de insancıklar ve kumarbazı şiddetle tavsiye ediyorum. Bir günde bitirirler başlayınca. Ellerinden bırakamazlar. Ne kadar süremiz gitti hocam? Tolstoy'a geçelim. Hocam valla 17 dakikamız var. Geçelim tamam, hemen. Tolstoy tamamlar hocam. Tolstoy ayıp olacak. Tolstoy evet bu da ihmal edecek bir adam değil. 1910'da kesinlikle. 1910'da 82'li yaşlarda öldü Tolstoy. Yani Dostoyevski'den 30 yıl sonra yaşamını kaybetti. Aşağı yukarı aynı dönemlerde yaşadıklarını da görüyoruz. Bu Yosyan'la Polyan'la bölgesinde yaşıyor. Bunun memleketi hı hı. çok aristokrat bir adam. Zengin bir ailede, zengin. Varlıklı bir ailede dünyaya geliyor. Ailesi Rusya'da çok geniş topraklara sahip bir aristokrat. Çar Petro'nun torunu Tolstoy biliyor muydunuz? Hı hı. Yani asıl bir adam. Petro'nun torunu olduğunu bilmiyordum ama şeyini biliyordum. Yani asilliğini biliyordum. Evet, Çar Petro'nun torunu. Yüzlerce çalışan var çiftliğinde. Fakat bu parayla pulla alakası olmayan bir adam. Değişik bir tip. Çok kısa boylu, tıknaz. Çok hızlı hareket eden böyle arıza bir vatandaş. Ve fiziki olarak da kendisine çok düşman bir adam. Hiç kendini beğenmiyor. Benim gibi diyor işte tipsiz bir adam diyor yaşamdan nasıl zevk alır diyor bir kitaplarından birinde. Böyle onun için sakal bırakıyor. Böyle sakallara dizlerine kadar gelen bir adam. Kendini gizlemek için yaşamdan sakal bırakan bir adam. 6 yaşında annesini kaybediyor. 9 yaşında babasını kaybediyor. Bakın ne kadar sıkıntılı adamlar değil mi? Görüyor musunuz? Hep kayıplar var. Kayıplar var. Bunu ve kız kardeşini teyzesi Tatyana büyük bir anne sevgisiyle büyütüyor. Kadın o anne sevgisini telafi eden çok yüce gönüllü bir kadın. Kibar, duygusal bir adam. Yanında çalışan köylülere şefkatle bağlı, varını yoğunu onlara veren, zaten ölmeden önce de her şeyini onlara verip gitmişti. Yoksullar gibi öldü.
Victor Hugo da böyledir hocam. Bir gün de onu konuşalım. Sefilleri Victor Hugo, konuşalım. Sefilleri müthiş bir adamdır o da. Yazarları bitirmek için ikili ikili yapmak zorunda kalıyoruz böyle. Çünkü çok fazla okumalarımız var. Gençliğinde Tolstoy biraz bohem hayatı yaşadı. Kadınların peşinden koştu, kumar oynadı. Alkol, kumar. Bunların sonunun olmadığını görüp orduya katıldı. 1850'lerde Kırım Savaşı'nda. Kırım Savaşı gazisidir aslında. Savaştan da oradan soğumuştu. Evet. Savaş ve Barış'ta bunun izleri vardır. Hı hı. Küçük yaşta ebeveynlerini kaybettiği için yaşamlayış barışık, mutlu bir adam olamadı. Emek, toprak, merhamet, mutluluk, insan sevgisi, acıma ve diğer insanların yaşamı onun için çok şey ifade ediyordu. Hep çok ilgiliydi onlarla. Vicdanlı bir adam. Önceleri vicdanlı bir adam. Vicdan, çok vicdanlı, evet, acıma duyguları olan bir adam. Önceleri dine aşırı bağlıyken Dostoyevski gibi Hristiyanlığa, son dönemlerinde Hristiyanlığın insanın yaşamının ihtiyaçlarına yanıt vermediğini ifade ederek Hristiyanlıktan ve dinden soğumuştur. Dostoyevski orta yaşta dinden soğudu fakat sonradan tekrar bir Hristiyan olmuştu. Güçlü bağları vardı dine karşı. Böyle gelgitleri olan bir adam. İlk kitabını Diriliş romanıyla kilise Tolstoy'u aforoz etmişti. Buradan dine bir mesafe koyduğunu anlıyoruz. Yaşam boyunca adil olan ve diğer insanlar için yararlı olan şeylerin peşine düştü. Jack London'ı konuşun demiş Murat Çevik. Jack London'la Victor Hugo'yu konuşalım bir gün. Demir Ökçe ve Beyaz Dişi konuşmak lazım. Yani ikisi de çok güçlü eserler. Müthiş 40 kitabı var Jack London'da. Çok üretici bir adamdır. Tolstoy hocam, iyiler ve kötülerin savaşının dünyada suçlu bireyler yarattığını söylemiştir. Bakın çok filozofça bir anlayış. Dünyadaki çok. İyiler kötüler savaşında kötülerin galip gelmesinin suçlu bireyleri yarattığını söylemiştir. Böyle bir felsefesi var Tolstoy'un. Bir de şöyle bir şeyi var hocam, çok hoşuma gitmişti cümle, not almışım. Hırsızlar becerikli olmalarıyla, hayat kadınları ahlaksızlıklarıyla, katiller zalimlikleriyle övünürler diyor. Müthiş bir cümle. Müthiş, müthiş. Özenti, şan, şöhret, gösteriş düşmanıdır. Ve dev eserinde çok iyi biliyorsunuz, Savaş ve Barış'ı okurken konuşmuştuk bunu. Bu evet. Gösterişe, şatafatlı hayata mizahla yaklaşır. Aşağılar bunu. Evet, Savaş ve Barış 1869'da yazmış. 60 yaşında yazmıştır Savaş ve Barış'ı. Evet. 10 yıllık bir emek ürünüdür. Müthiş ayrıntılı bir eser. 1800'de, tüm dünya tarihinde okunması gereken 100 eser gibi böyle şeyler var ya hocam, listeler var. Orada birincisi Tolstoy ya da işte Dostoyevski hep şey yaparlar. Suç ve Ceza. Dostoyevski'nin orada Karamazov kardeşleri yazıyorlar daha çok. Karamazov kardeşleri. Ya Suç ve Ceza'sı değil de Karamazov kardeşlerin daha iyi bir eser, yani daha iyi metin olduğunu ya da daha iyi kurgulandığını belirtiyorlar. Dönemin anlayışına göre çok ileri metinler Tolstoy'un ve Dostoyevski'nin. Yol açan metinleri, yön çizen metinleri diğer aydınlara. Onun için bence de Karamazov kardeşler. Ben de oyumu oradan yana kullanıyorum doğrusu. Evet. Evet, 1802'de Napolyon'un Rusya işgalini yazıyor aslında Suç ve Savaş ve Barış'ta. 1815'lerde askerlerinden 500-600 bin tanesi neredeyse Sibirya soğuğunda ölmesi üzerine Napolyon 21'lerde geri çekildi Fransa'ya. Bu sefer Ruslar Paris'e kadar gittiler neredeyse. Müthiş bir geri dönüş oldu. Evet, müthiş bir geri dönüş yaptılar. Bunların hepsini bu şeyde yazdı. Burada 5 tane asil aile üzerinden Savaş ve Barış'ta dönemin o 50 yıllık yaşantıyı yazıyor. Çok ayrıntılı biçimde. Aristokrasi'nin yazdığı kitap. Evet. Bir tarihi roman hocam. Hocam, tarihi anlatıyor. Burada bir şey ekleme yapmak istiyorum. Şimdi ben Rus edebiyatıyla çok ciddi ilgilendim. Yani çok ciddi okumalarım var orada. Ama hep özellikle bu Gorki, Dostoyevski falan üzerinden de gittiğimiz zaman ya da işte Gogol üzerinden gittiğimiz zaman daha çok fakir aileler, yani acayip bir yoksulluk falan filan. Ben yani sürekli Rus halkını çok böyle gariban, perişan diye görüyorum. Ama daha sonra
Tolstoy'la tanışınca farklı bir dünyayı o kadar güzel anlatmış ki, o kadar güzel anlatmış ki büyüleyici olduğunu görüyorum hocam. O yani zenginliğin, aristokrasinin ya da işte o çar, prens, prenses, yani babanız prenses, siz de prens oluyorsunuz ve bir servetin içine doğuyorsunuz. Bilginin içine doğuyorsunuz. Şimdi burada özellikle mesela Yüce Atatürk'ün ne kadar yüce olduğunu gördüm. Mesela o çok bilinç düzeyi çok çok düşük bir ya da eğitim düzeyi çok düşük, sosyoekonomik düzeyi çok düşük bir toplumdan genç Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratmış. Yani benzer... Atatürk de bir filozoftur hocam. Evet tabii. Benzer özelliklerle yaşayan halklar bunlar. Ama Türk halkı daha da bir sıkıntı, ya daha doğrusu Anadolu halkı daha da sıkıntıyla yaşamış. İlk aydınlanmasını Ruslar 1900'ün başları yapıyor ama Atatürk 1930'larda filan işte ele alıyor Türkiye'yi. Aradaki o 20 yıllık, 30 yıllık mesele gidiyor. Burada bir şey sormak istiyorum size hocam. Şimdi mesela sosyal hizmet mesleği, yani dezavantajlı gruplarla hep çalışıyor ya. Niye Rusya'da çıkmamış da şeyde çıkmış, sosyal hizmet mesleği İngiltere'de çıkmış? Yani hocam onun şeyi şu, etkilemiş. Tabii bravo, sanayi devrimi, bir de parlamentonun şeyi de İngiltere'dir. Çünkü sanayi devrimi tarihsel önemli gelişmelerin beşiğidir İngiltere. Bundan dolayı demokrasi de, sanayi devrimi de, bu sosyal hizmet gibi bilim dalları da, sosyal bilimlerin çoğu da İngiltere ve Fransa dönemi büyük imparatorluklar bunlar. 1850'lerde güneş batmayan imparatorluk. 1900'lere kadar 60 yıl Victoria yönetmiş İngiltere'yi hocam. Acayip bir kadın. Kraliçe Victoria 1901'de öldü. Dünyayı yönetti. Dünyayı. Sadece hocam yarınki değil. Konuşmalarımıza ona değineceğiz mi? Yarınki Skype'da. Değineceğiz. Victoria'ya özel bir paragraf açacağız. Mutlaka tamam. Dinleyicilerimiz onu YouTube'dan izlesinler. 2 saat sürecek bir yüksek lisans dersi ayarında bir dünya tarihi belgeseli. Bir. Devam edeceğiz ona. Hocam Tolstoy'u bitirelim buradan. Bitirelim hocam. Tolstoy'un ayrıntılı betimlemelerinde savaş sahnelerini, ziyafet salonlarını dramatik biçimde anlatıyor. Müthiş bir anlatımı var. Tarih felsefesi yapıyor romanlarında. Tarihi kazıyarak geliyor ve insanlara bunu roman tekniğiyle anlatıyor. Bu döneme göre çok yeni bir, yaratıcı bir teknik. 1870'lerde Fransızca dili çok prestijli. Saraylarda Fransızca konuşuluyor. Hocam burada bir şey sormak istiyorum size. 1600'de hocam İngiliz sarayında bile Fransızca konuşulur. Biliyor musunuz? Onu bilmiyordum. İlginç. Onu bilmiyorum. İlginç. Onu hocam, da bir gün şey değiniriz. Evet. Burada. O tarihlerde 1800-1700'lü tarihlerde Fransız yazarlarının daha çok egemenliği var değil mi hocam? Şimdi Fransız edebiyatı yani 1850'lerde çok büyük bir imparatorluk Fransa. Yani evet. Bugün halen aslında Almanya Fransa'dan halen çekinir. Yani çünkü bunların temelinde aslında Fransa var biraz. Keltler var. Bunların biraz daha temeline gidersek işte İran tarafından giden İngiliz ve Fransızların Avrupa'nın temelini oluşturan Keltler. Onun için Fransızlarla İngilizler temel kurucu güçler bunlar. Yani edebiyatta, kültürde, savaş şeyinde, tarih felsefesinde, derinliklerde bunların izleri var. Yani silinmez izleri var. Çok güçlü aksiyoner imparatorluklar bunlar. O zaman şunu diyebilir miyiz peki? Yani Fransız hegemonyası, yani edebiyattaki Fransız hegemonyasına karşı ilk tepki Rus edebiyatından çıkmıştır. Güçlü bir şekilde çıkmıştır. Diyebiliriz. Rusya'daki Rus milliyetçiliği özellikle 1821'lerde Napolyon'un başkovayı Rusya'yı işgali bittikten sonra büyük bir Rus milliyetçiliği işte bütün Avrupa'ya kadar yayılan yeni aksiyoner güç olarak ortaya çıkmış. Temellerinde de işte Deli Petron'un derin izleri var. Müthiş bir adamdır o da. Biraz yarın onlara değineceğiz zaten. Tarihi Nietzsche gibi kazıyıp geleceğiz. Nietzsche öyledir hocam. Tarihi kazıyarak gelir. Arkeoloji yapacağız biraz yarın. Skype programımızda. Evet. Hocam onun için... zamanımız azaldı. Hemen toparlayalım. Tamam. Son cümlelerimizi kuralım. 1805'te Çar 1. Alexander iktidara gelince bu Rusya tarihinde işte 1821'de doğan Dostoyevski, 1828'de doğan Tolstoy. Fakat Dostoyevski 60'ında, Tolstoy 82'sinde öldü.
Dostoyevski çok üretici bir adamdı. Tolstoy onun gibi şey değildi ama çok daha ayrıntılı, çok daha özenli yazan, evet, çok güzel. Daha beylik cümleleri kullanan, derinlik yaratan bir filozof vari bir adamdır Dostoyevski'ye göre. Dediğim ya, Dostoyevski kumar borçlarından dolayı sürekli şeyler yazıp onları ödemek zorunda kalmış bir adam. Biraz zoraki üreticiliği var. Ama Tolstoy bu filozofluğuyla, bu derinlikli bakışıyla yaşamının sonunda da varını yoğunu, geniş topraklarını o köle gibi çalışan işçilere bırakan ve trende bir yoksul gibi ölüp bu dünyadan göçüp giden asil bir ruh. Böyle bir ölümü seçmiş. Orta yaşında hocam, ancak orada evlendiğinde mutluluğu bulabilmiş. Tolstoy sıkıntılı bir adam. 40'lı yaşlardaydı bir galiba. Bir de kızı olmuş değil mi orada? Kızı da var galiba, evet, değil mi Tolstoy'un? 40'lı yaşlarda aşık olup ilk evliliğinde işte mutluluğu bulan bir adam. Bu kadar varlığa rağmen, servete rağmen 6 yaşında annesini kaybettiği için o yaşamın tadını hiç alamamış. Hep kafasının bir yerlerinde o derin cehennemi yaşayan, mutsuzluğunu yaşayan bir adam Tolstoy. Dostoyevski'de de var bu ama Tolstoy'da çok daha derin izleri var bunun. Sonunda da bütün her şeyini bu yoksullara bağışlayıp ölen bir adam. Victor Hugo da böyledir. O yeri geldiğinde onunla konuşuruz bu şekilde. Dolayısıyla şimdi bugünkü şeyi toparlarsak, Dostoyevski'nin öz disiplinini asla unutmuyoruz. Babası, cerrah babasının verdiği öz disiplin yaşamdaki bu başarısını neredeyse garanti altına almıştır. Sabahlara kadar uyuyamadığı için deli gibi kitap okumasını asla unutmamalıyız. Bizim insanlarımız bir saat falan kitap okuyunca çok okudum diyor. Saatlerce kitap okumak lazım. Aşkın yaşantılarla kitapların içinde kaybolarak okumak lazım. Agresif içimde. Not alarak böyle okumak lazım defterlere. Bir gün not defterimi de biraz daha ayrıntılı göstereceğim. Yeri geldiğinde paylaşacağız. Yarın mesela paylaşabiliriz biraz. Çünkü oradan notlardan gideceğiz dünya tarihini okurken. Bir şey üretmek isteyen insan böyle ciddi okumalar yapması lazım. Kendi cehenneminin derinliklerine girip çıktıktan sonra bir şeyler yazabileceğini fark etmesi lazım. Nietzsche öyle diyordu hocam. Herkes kendi cehenneminin derinliklerinden çıkıp bir şeyi başarabilir. İş adamları, büyük sermaye sahipleri, yazarlar, başarıyı yakalamış insanlar kendi cehenneminin derinliklerine defalarca gidip oradan çıkmayı başarmış insanlardır. Kendileriyle uğraşıyor zaten bu insanlar. Uğraşmasa yapamıyor. Nevzat Bey de katıldı aramıza. Merhabalar diyoruz. Evet. Merhaba. Nevzat Bey. Yani kendisiyle uğraşması zaten çıkamıyor hocam. Yani kendisiyle uğraşacak ve insanlar kendilerini yaşıyorlar aslında. Yani kendi hayallerini yaşıyorlar ya da kendini tekrar ediyorlar. Burada hocam güzel bir şeye değindiniz. Şu şeyi yapalım. Son 1,5 dakikaya girdik. Yani bu pandemi günlerinde işte dayanamıyoruz falan derken o 1800'lerdeki acıları, insanların hastalıklarını, ölümleri, çaresizliklerini, işkencelerini deneyimlemek için bu metinlere tekrar bizi dinleyenler dönüp baksınlar. Teselli bulmak için. Evet. Yaşam teselli bulmaktır. Bir de hocam çok fazla anlam yüklememek gerekiyor herhalde yaşama, değil mi? Anlam yüklemek, bir de böyle çok kafayı takmamak gerekiyor. Evet. Biraz pozitif, iyimser olmak lazım. Onun için her şeye kafayı takmamak lazım. Yaşamda oyunda kalmak lazım. Anın tadını çıkarmak lazım. Kendimize peki, zorla eziyet etmeyi bırakmamız hocam, lazım. Hocam son bitiyor. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet oldu diye düşünüyorum ben. Birazcık da olsa bu edebiyat hakkının hakkında bilgi sahibi olduk diyorum. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz hocam. Çok son 40 saniyeye giriyoruz. Şu cümlelerimizi edelim. Yarınki şeyde Skype'de buluşacağız. Büyük Dünya Tarihi'nde. Bugün Rus edebiyatı üzerinden biraz yaşamı sorguladık. Her insanın yaşamı acıları içerir. Herkesin kendi cehenneminin derinlikleri vardır. Ama buraya kapılmamak lazım. Çıkın, kendinize yeni bir şeyler söyleyin. Yeni bir yaşam kurun. Üretici olun. Acılara gark olup da kaybolmayın. Her insanın yaşamı acıların yaşamıdır. Trajedidir. Ama oradan çıkıp bir şeyler söylemek lazım hocam hayatta. Kesinlikle. 6. programımızın sonunda tüm dostlarımızı içtenlikle selamlıyorum. Görüşmek üzere pazartesi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.